Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, güneş konusunu çok şükür hallettik. Birazdan kümesin içine doğru gideceğiz. Ama gitmeden önce kuşlarımızın karnını doyurmamız lazım. Gelin hep beraber bir kuşların karnını doyuralım. Onlar bir tokpak olsun, sularını içsin. Ondan sonra gidelim kümesin içine, yaptığım tünekleri hep beraber görelim. İnşallah beğenirsiniz. Ama ilk önce geçmeden ne yapıyoruz? Hepimiz beğen tuşuna basıp düşüncelerini bizimle paylaşıyor. Değil mi sevgili dostum? Hadi geçelim. Afiyetle kuşlarımız yemlerini yiyorlar. Allah zeval vermesin. Ne bizimkilere ne sizinkilere. Öncelikle. Bu alaca erkeğin ayağı niye böyle toparlıyor? Kanat postalarımızın kanat postalarımızın diyorum. Yarış postalarımızın kanatları artık yavaştan filizlenmeye başladı. Kuyruk altı, kuyruk üstü ve göğüs altı tüylerini ufaktan yolmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde tüye girmeleri için. Kanatlarıyla beraber vücut tüylerinin de atması gerekiyor. Bunu attı mı artık yavaş yavaş ölümsüzleşmeye başlayacaklar. Garibayı görüyor mu? Garibayı yerinde durmuyor. Ay çiçek sıpası. Kuşlarımızın keyifleri iyi. Bir tanesi hariç arkadaşlar. Bir tanesi hariç. Bu arans dişimiz biraz durgun. İğnesini yaptım. İlacını verdim. İnşallah en kısa sürede düzelir. Küçük enişteyi görüyor musun? Küçük enişteyi. Durgun durduğundan dolayı ona gider yapıp duruyorlar. Artık şöyle bir şey var kafamda aslında, biliyor musunuz? Küçük enişteyi aranslardan bir tanesine vursam acaba ne olur? Bize ne verir? He oğlum, ne oldu? Gel. Ne oldu lan? Fındık. Hava çok sıcak. Haddinden fazla sıcak arkadaşlar. Lan küçük enişte. Bu postayla güllü çit olmuşlar. Aslında çit ederdim ama güllü posta çıkabilir. Ama 3 ağız değiştirmen lazım. Yani 3 ağzı birbirine çakıştırman gerekiyor. İstediğin güllü postayı çıkarabilmen için. Ufak tefek tecrübelerimiz var. Tabii işte defa koymuyoruz, o ayrı. Ya bu kara alaca erkek çıktı arkadaşlar ya. Hiç. Ben dişi bekliyordum onu ama erkek çıktı. Erkek olması da iyi bizim için. Ama dişi olsaydı daha iyi olurdu. Bak postaların ufaktan kanatları çıkmaya başlamış. Beyazlar biraz daha hızlı gidiyor. Kanatları uzamaya başlamış. O yavrular demek ki öbürlerinden biraz daha büyük. Gerçi onlar biraz daha sağlıklı büyüdüler. Öbürleri biraz badire atlattı. Bu yüzden geç başladılar kanat atımına. Gelin ufaktan kümesin içine girelim arkadaşlar. Şimdi kümesin içinde tünekleri nasıl yaptım onu sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar, tünekleri böyle boydan boya yaptım. Duvarımız sağlam olmadığından dolayı öyle iki tane de oraya yaptım. Daha bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de şuraya girecek. Toplamda 3, 2 olacak. Bir tane buraya vurmayı düşünüyorum. Bilmiyorum, bakacağım duruma göre o da. Kuşlar, bakın dikkat edin şimdi. Kuşlar ufaktan üstüne de çıkmaya başlayacak. Zaten videonun sonunda göstereceğim. Kuşlar üzerine çıktığında göreceksiniz. Bence çok güzel ve kullanışlı oldu. Oraya nereden baksan toplamda 40-50 tane kuş orada tüneklenebilir arkadaşlar. Bakın
Çok güzel oldu ya. Vallahi istediğimden daha iyi oldu. Bu da benim sistemim arkadaşlar. Bilmiyorum, böyle hoşuma gitti. Ben de böyle yaptım. Duvarlarımız da bu konuda biraz sağlam değildi. Biz de böyle bir şey düşündük. Ya şöyle bir şey de yapabilirdim aslında. Şunlardan böyle şuraya çakıp buraya çakıp tünekleri de koyabilirdim ama bu şekil hoşuma gitti dedim. Kuşlar baktım, bir de denedim. Kuşların üzerine çıkmasını bekledim. Baktım kuşlar her ağacın üstüne nereden baksan 10-15 tane kuş çıkmaya başladı. Birbirlerini de taşıyorlar, yani bir sıkıntı da olmuyor. Kavga mavga da oluşmuyor. Tünekleri bu şekil yaptım. Bugün bir tane taktım. Mesela şunu bugün taktım. Şu alttakini, bu taraftakini. Şunu. Şunu bugün taktım. Onu akşam gece yaptım. Bunu gece yaptım. Bunu gece yaptım. Bunu gece yaptım. Değişik oldu. Daha önce böyle bir şey yapan var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi şu ağaçlar çok geniş arkadaşlar. Bakın. Nereden baksan bu kadar. 5 parmak genişliğinde, hatta daha fazla. O tip. Ondan sonra İstanbullu. Ondan sonra o kalemli. Onlar yavaştan yavaştan böyle uçurulacak. Ama dedim ki kuşlar şu an daha tüylerini atmadılar. Bir tüylerini atsınlar. Yormayayım kuşları. O sistemle yürümek istedim. Bu dişimiz gidecek arkadaşlar. Bu yakalamış olduğumuz dişi gidecek. O ballı Adıyaman'a gidecek. Onu söyleyeyim. O bizim aramızdan ayrılacak pazar günü. Alaca erkek çıktı ya. Alaca çok güzeldi. Ama erkek olması da iyi. Şimdi bizim bir tane yavrumuz daha çıktı. O da alaca. Muamelansla alacanın altından çıkan yavru. O da kara alaca çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. O da kara alaca çıktı. Bunlar devam. Bunlar çok iyi gidiyor. Çok şükür. Kazasız belasız bunlar çok iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Bunları hiç bozmayacağım. Ayrıyeten burada bir çift daha yavrum gelecek. Mavi ile limoni. Zaten limoni atacaklar. Ondan şüphem yok. Limoni soyunu bozmuyor. Zaten bir çift limonim de burada var. Postalardan. Bir tanesi ufak kalmış ama şu yavru biraz ufak kalmış ama öbürü iyi gidiyor. Öbüründe bir sıkıntı yok çok şükür. Bunlara vanlar bakıyor. Ayrıyeten bir çift daha kalemlim geliyor. Postalardan. Bunlar da fazla kalmadı. Son bir haftaları falan bunlar gelecek. Fitilli yavru hala devam ama ufaktan ufaktan büyüyor. Olacak gibi görünüyor, bakalım. İyi, kuşlar yemlerini yedi bugün. Yemlikleri boşaltmışlar. Aferin. Şurup veriyorum. O dolven şurubunu veriyorum. Biraz ufaktan şey vardı üzerlerinde. Onu hissettim. Bir ateşlenme vardı. O ateşi düşürmek için dolveni verdim. Bugün üçüncü gündü. Onu verdim. Oradan biraz düzeltme yaptık. Ama Arans dişi bayağı bir kötü görünüyor. Yarın da bir iğne yapayım ona da o stresini aldırtayım. Yarına fazla bir şey kalmaz. 2-3 saat sonra o ufaktan ufaktan düzelmeye başlar. Alaca ya. Alaca ya. Ben seni devam ettirecektim ya.
insanların postalarda bak bak görüyor musun? Bak. Ne dedim size? Erkek çıktı abi. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Aha. Kümesimin tipsizi. Kümesimin tipsizi. Ya şunun tipine bak Allah aşkına ya. Bu nedir ya? Sen nesin ya? Zırttım. Bak ufaktan bak bu şey kalemli yavru çıkmış üzerine arkadaşlar. Bak burada her kür çıkmış üzerine. Çok iyi ya, çok güzel oldu bence ya. Gerçekten çok güzel oldu. Hem fazla yer de kaplamadı biliyor musunuz? Açıyı da şey yapmadı. Bak buradan da Lyon çıktı üzerine. Gördünüz mü? Kuşlar böyle çıkıp inecekler. Kendilerine yuva yapacaklar orayı. Aslanım. Aslanım, senin baban da mı aslandı lan? Zırto. Şu yavrular bir tüyden çıksın, kendini kurtarsa ufaktan. Şu yavru postaları da artık uçurmaya başlasak. Bak oraya ne yapıyorlar, bak bak bak. Orayı yuva yapıyorlar kendilerine, görüyor musun? Sabuni'deki güzelliğe bakıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunların yavrusunun durumu nasıl? Oha. Dişi 2'de 1 dışarı çıktı mı? Tamam, sıkıntı. O zaman belli ki yavruda sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar. Dişi 2'de 1 dışarı çıktıysa sorun yaşayacağız belli. Bu yavru çarşılılara talip vardı dün akşam. Ama ben oralı olmadım tabii ki arkadaşlar. Şu an sahiplendirmeyi düşünmüyorum. Onlar devam etsin. Alayla beyaz ne durumda? Kaç gün kaldı yavrularına? Bilmiyorum ama artık yavaş yavaş yavrular çıkması lazım. Aziz Allah, ezan da okundu. Lan eşek, gevre. Gevre. Ağzına tükürdüğüm eşeği. Baba orada yara var, şey zannediyor. Gevre lan, gevre. Gevre lan, gevre lan, gevre lan. He? Eşek sıpası sen. Seni eşek sıpası, eşek sıpası. Eşek sıpası eşek. Garibo. Garibo nereden nereye oğlum? İnşallah ömrün uzun olur. He? Gındıl. Yavaş yavaş videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Gariple videoyu bitirdik. Cansınız yersiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla. Hoşça kalın.